Herkese merhaba. Bugün akşam başladığım vlog. Mutfağa geldim yemek yapmak için. Hani çok uğraştırıcı değil, daha kolay yapabileceğim bir yemek yapmak istiyorum bugün. Şimdi ocağı çocuklar çok sevdiği için pek de hoşuma gitmese de brokoli Emrah en iyisi bu dedi. Brokoli ve patates haşlıyorum. Dediğim gibi brokoli pek beğenmedim. Haşlandıktan sonra da tereyağında soteleyeceğim ve yanına kıymalı makarna yapacağım. Birazcık domates ve biberle beraber. Normalde birçok insan kıymalı makarnanın ya da böyle sebzeli tavuklu falan makarnaların yanına ekstra bir şey aramaz. Ben aramam daha doğrusu. Yoğurt ya da bir salata olsa benim için yeterli. Ama Emrah ne kadar bir makarnada ya da pilavda sebzedir, tavuktur, ettir, kıyma olsa da yanına böyle banacağı bir yemek olsun hep ister. Onun için de hani bugün aperatif kolay olsun yemek yapayım dedim ya. O da menemen yapsan o zaman dedi. Menemen yapacağım. O yüzden birazcık eksik vardı. Alışverişe gitti. Aldıklarını sizlere göstereyim. Bu arada hırka giydim üstüme. Kış boyu üstümde hep kısa kollu gördünüz. Şimdi üstüme hırka attım bir tane. Üşüyorum nedense. Zaten biraz da ateşim var. Ses hala düzelmedi günlerdir. Kıyma almış. Bunun hepsini yapacağımı sanmıyorum şimdi. Kuru soğan. Efendim bir tane. Tapu. Doğru söylüyorsun. Şöyle küçük çeri domates. Kahvaltılara. Dediğim gibi menemen için. Domates. Çengelköy salatalık şu küçük olanlardan. Charleston biber. Şu 15'lik köy yumurtasından her zaman aldığımız. Çayın yanına yeriz diye onu Halle almış. Işığı yakayım bir saniye. Hanım eller çoko dolu almış. Bence bu bisküven ve tutkudan daha lezzetli geldi bana nedense. Kreker iki taneydi. Birini açtık. Bir tane de olmazsa olmaz Emrah'ın çekirdek. Aldıkları bu kadar. Şimdi kıymalı makarnamı yapayım. Kıymamı da yaptım. Şöyle makarnamı suyundan koydum. Süzdükten sonra oluyor ya suyu. Ondan ekledim. Bu arada detaylı tarif vermedim ama çoğunuz biliyorsunuzdur nasıl diye. Eğer ki hani böyle makarna soslarımı falan nasıl yaptığımı merak ederseniz detaylı çekerim. Bu birazcık böyle suyunu çeke dursun. Haşlayıp süzdüğüm makarnanın üstüne yaptığım kıyma sosumu döküyorum. Karıştıracağım şimdi. Bu kadar. Benim kızım da geldi. Yemeğimin pişmesine de az kaldı. Tam zamanında güzelce yeriz yemeğimizi. Nasıl geçti anneciğim günün? Güzel. Oh, ödevin çok mu? Ödev vermedi öyle. Çok ödev vermedi mi? Bize mesaj atar. Çocukların unutma ihtimaline karşı öğretmen onlara da söylüyor ama bizlere de mesaj atıyor. Bir yandan da çıkan bulaşıklarımı makineye yerleştireyim. Böyle kolay oluyor. Etraf temiz olunca daha rahat çalışılıyor. Bazen elde yıkıyorum çıktıkça bulaşı. Bazen makineye hemen yerleştiriyorum. Evet. Yemek işi bittikten sonraki çok bulaşık kalmasın diye. Yok oğlum bunlar kirli. Çekil anneciğim. Tavama tereyağımı koydum. Haşlanmış brokoli ve patatesimi koyacağım. Sebzelerimi koyuyorum şimdi. Birazcık daha tuz atacağım. Yavaş yavaş karıştırayım. Bu da bu kadar. Menemenimi de yaptım şöyle. Emrah bol yumurtalı sever. Bol yumurtalı yaptım. Çocuklar makarna koyayım. Bunlar çocukların tabakları. İnşallah güzel yerler. Ben sadece biraz makarna yiyeceğim. Emrah da yine menemen ve makarna. Akşam yemeğimiz bu şekilde. Biz yemeğimizi yedik. Çay demledik. Ay, Emrah tepsiyi kaldırdı sağ olsun. Aşkım görmek ister misin öyle? Hayır. Hayır.
Efendim anneciğim. Hoşuna mı gitti oğlum? Emrah'ın normalde siyah noktası hiç olmaz. Burnunda olsun, alnında, çenesinde. Hatta derdim ne güzel, hiç siyah nokta derdin yok. Şu birkaç gündür buralarında siyah nokta çıkmaya başladı. Ben de geçen çekmecede bu BİM'den aldığım burun bandım vardı. Ondan kalmıştı bir tane. Onu yapıştırdık. Burun bandı ama biz alnına yapıştırdık. Yine de olur. Çünkü kendim de bir kere hem alnıma hem çeneme dememiştim onu. Kaşındı da ya. 5 dakika oldu, 15 dakika olmuştu. Alnım mı kaşındı? Ha. Allah Allah. Ya biz kadınların çilesini anladın mı aşkım? Şu tabakları ben makineye yerleştirsem. Aşkım tipine. Şeyden koyuyoruz bu. Çikolatalı. Çikolatalı. Bisküviden. Ben önünü açayım mı? Bence bir tane aç. Zaten ben en çok çay içesim var. Böyle sıcakça boğaz ağrıma iyi gelir diye. Aşkım tepsiyi boşalttım. Ondan kaç haftalık koyardım ya. Onu bile yapmam benim için çok büyük bir yer. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu ne yapalım? Onu ben böyle öylece koyalım. Hiç tabak bulaştım. Öyle mi? Ben de astım. Sen şimdi yemek yiyecek misin? Yok, yemeyeceğim başka da. Bunu büyük bardakla içeceğim. Onu da büyük bardakla koy canım sana. Bir tarafını şişireceksin böyle. Yapacaksın. Yap bakalım. Bir de yavaş vur. Hah, öyle. Biraz önce hem yanağın tam şişirmemiş. Kendine şöyle bir tokat attı, indireceğim beni. Kızım benim ya. Yanağını çıkarıyorum. Gürüz gitti. Gitti. Bence güzelce bir yıka. Güzel olmuş. Değil mi? Yeni baba olmuş. Yeni baba olmuş. Derinciğim. Hadi içeri git. Ben lavaboya çamaşır suyu dökeceğim ya. Şundan bir tane sende miyim? Al onu ye. Çamaşır suyuna maruz kalmasın. Kıtaya bakıyor musunuz be? Böyle çok güzel kurutma makinesini. Bazılarına diyor ya, banyoya niye bu kadar paspas seriyorsun diye. Bu yüzden seriyorum işte. Çünkü bizim banyoda işte diş fırçalarken, yüzümüze maske falan da filan da yaparken Kutay yanımızda çok durmayı istiyor. Biliyorsunuz pek de çorap durdurmayan bir çocuk ayağında. Ne kadar paspas o kadar iyi. Oturuyor, geziyor. Nasıl çıkacaksın ona bakalım diğerinden? Hadi çık anneciğim, sen başarırsın. Gel gel. Ben de. Babam abi ya, tamam. Aynen. Hadi gidiyorum. Lavabomu da yıkadım. Çaylarımızı da koyayım. Mama, götüreyim. Mama. Evet mama.
çamaşırlarım vardı. Benim çocuk işçilerim geldi. Onlar da yardım edeceklermiş bana. Al anneciğim. Hadi götür. Hadi götürün bakalım. Tepede koyup hepsini götürebilirim ama çok istedikleri için. Kutay kesin içeri götürüyor. Derin de bağırıyor buraya buraya. Bulaşık makinesini boşaltırken yardım ederler. Çamaşır makinesinden buraya koyarken yardım ederler. Buradan odaya götürürken ederler. Yardım etmeyi çok seviyorlar. Teşekkür ederim. Üstüne mi dökeyim? Nasıl dökeceğiz? Dur. Alın size, alın. Alın size. Alın. Kutay neredeymiş? Ama şuraya da yat. Oraya da. Aha. Şuraya da. Oldu mu? Yatma zamanı. Pış pış mı yapacaksın sen? Pijaması da geldi. Evet. İyi geceler oğlum. Nerin de bugün kitap okuyup böyle yatacak mı? Şimdi kitap seçecek. Uyuyan güzel. Tamam. Onu oku o zaman. Bu ışıkta mı okuyacaksın? Gece lambanı biraz açayım onu, öyle mi okuyacaksın? Bu ışıkta. Tamam o zaman. Kapatayım ışığı. Tamam. Şeyi vereyim mi anneciğim? Kitabın altına koyuyorsun ya. Yastık. Yok sen. Böyle mi? Tamam. Biraz daha açayım ışığı, iyi mi? Biraz daha aç. Tamam. Gözlerin ağrımasın, okumaya zorlanma. Suyunu getireyim ben başucuna. Onu da getirdim annem. İyi geceler. Işığını üşenmezsen kısarsın. Üşenirsen de ben kısarım zaten. Sen yattın da tamam. İyi okumalar. Mutfağa geldim. Çay tepsimi daha yeni toplayacağım. Sütlerin içtiler. Diş fırçalama faslı falan. Oralara çekemedim. Onları tam uykuya dalmadan bulaşıklarımı yerleştireyim ki olacak sana uyuduklarında olmasın diye. Mutfakta da işimi bitirdim. Çok şükür bulaşım kalmadı. Sabah bulaşık kalmayınca zaten benden mutlusu olmuyor sabah uyandığımda. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.